Şimdi öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Dediğim gibi daha önce böyle bir etkinlik yapmadığımız için, ben yapmadığım için en azından sürçülisanımız olursa affola diyerek başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu aslında hep yaptığımız şair-yazar buluşmalarından bir tanesi. Fakat bu defa bir önce Kemal Varol'la olan söyleşimiz gibi Zoom üzerinden online olarak yapıyoruz. Önce şunu hatırlatmak istiyorum bütün katılımcılar için. Kaydediyoruz. Biz etkinliklerimizi online olmadığında da kaydediyorduk zaten. Daha sonra da bunlar üzerinde editlendikten sonra yayınlanıyorlar. O bilgiyi vererek başlayayım herkes için. Ve tekrar hoş geldiniz diyeyim. Hoş geldin sevgili Gonca, hoş geldin sevgili Gonca Özmen diyerek başlayayım. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'ne, sevgili Buket okuyucuya bize destek verdi bu süreçte. Olcay'cığım sana umuyorum çok zor sormayacaksın diyerek önce teşekkür edeyim. Ve sohbetimize dahil olan sizlere, her birinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Ayrıca tabii Murat Gülsoy ilk yazdığında, Murat Gülsoy, Zeynep Uysal ve sana da ayrıca merkezde yaptığınız birçok etkinlik için teşekkür ederim. Geçtiğimiz bahar bu etkinliği planlarken tabii böyle evlerimizden katılacağımızı düşünmemiştik. Ayakkabısız da Boğaziçi'nde bir seminere katılına biliniyormuş. Benim için ilginç olan şeylerden bir tanesi bu. Değilse ilk işim senin ayakkabılarına bakmak olurdu. Ve katılımcı dostlarımızın. Ama şimdi çoraplarımız var, iyi ki. Terliklerimiz var. Evet. Ben de zaten aslında seni tanıtmaya başlamadan önce tam böyle bir yerden başlayayım diyordum. Çünkü biz bu konuşmayı geçen bahar yapmaya niyet etmiştik. Kitap yeni çıkmıştı bile isteye, senin üçüncü kitabın. Ve ardından işte o kitap üzerine konuşmak istiyorduk. Ancak hemen pandeminin başlayışıyla beraber ilk etapta bütün etkinlikleri iptal ettik. Ancak sonbahar itibariyle tekrar geri döndük etkinliklere. Tabii bu arada yani geleceğim başka şeyler oldu etkinliği biraz daha geç bir tarihte yapmamızın arasında. Fakat yine seni tanıtmaya da geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Bu hayatımızı çok değiştiren bir şey elbette pandemi. Bu, dolayısıyla ben hoş geldin demenin yanı sıra umuyorum herkes sağlıklı ve iyidir evlerinde. Öyle devam edeyim. Hayatımızı çok değiştirdi pandemi. Senin de hayatını eminim ve biraz biliyorum değiştirdi. Sonra şiirin olan etkisine de geleceğim ama dünyanın nasıl değişti onu sorayım. Ondan sonra şiire geçmeden önce de seni tanıtayım. Çok zikzaklı duygular, yani çok iniş çıkışlı şeyler yaşıyorum. Pandeminin başından şimdiye kadar da değişiyor. Alman bir şair arkadaşım, bir antoloji yapıyoruz. Karantina ile ilgili yazdığın bir şiir var mı dedi. Yaklaşık 15-20 gün önce. Evet dedim, var. Ha dedi, bana gönderir misin? Dedim gerek yok, söyleyebilirim. Nasıl yani dedi. Dedim ki karantina şiirin adı. Ayakkabılarım beni öldü sanıyor. Şiir bitti. Ayakkabılarım beni öldü sanıyor. Yani Evet. onun dışında zikzaklı dediğim duygular tabii her birimiz için sanıyorum geçerli. Birçok yeni şeye adapte olmaya çalışıyoruz. Birçok yeni bilgi ve beceri ediniyoruz zorunlu olduğumuz için bu süreçte yaptığımız işlerle ilgili. Bir an gün içinde bir an kendimi inanılmaz güçlü, iyi, mutlu, ayrıcalıklı, her şeyi yapabilirmişçesine dolu hissediyorum. Sonra belki aynı gün içinde bile olabiliyor. 2-3 saat sonra bütün motivasyonum gitmiş, son derece karamsar, hiçbir şey yapamayacakmışım, her şey sanki çok daha kötü olacakmış gibi bir duyguya kapılıyorum. Yani çok çok zikzaklı duyguları çok hızlı geçişlerle yaşıyorum. Sanıyorum birçoğumuz benzer şeyleri deneyimliyor. Ve tabii onun dışında elbette yani yine eşitsizlikleri görünür kılan bir süreç bu. Yani ilk pandeminin ilk başladığı zamanlar
yarım kalmış kitaplarım vardı, yarım kalmış çevirilerim vardı. İşte onları okurum, yazarım, şunları tamamlarım gibi böyle bir duyguyla geçti aslında biraz. Ama tabii yani ölümler arttıkça, dezavantajlı grupların, yoksulların pandemi sürecinde yaşadıklarına tanık olunca yani insan evde oluyor olmaktan ve bazı konforlarından da utanıyor galiba. Yani suçlu ve sorumlu da hissediyor kendini. O yüzden gerçekten çok zikzaklı bir hal benim için. Çok iniş çıkışlı, çok zikzaklı. Çok anlaşılır çoğumuzun sanıyorum yaşadığı duygular bunlar, inişler, çıkışlar, zikzaklar ve tam söylediğin gibi evde işimizi yapabiliyor olmanın avantajlı hali bizi zaman zaman işte suçlu hissetmeye, bütün endişeler içerisinde yine de bu konforu fark etmemize neden oluyor. Çok haklısın, çok da önemli bir şey. Bütün bunların sanata, şiire etkisi nasıl olacak? Onu da önümüzdeki yıllarda zaten göreceğiz. Ama ben önce bir... Şunu da izninle ekleyeyim. Yani Tabii. bu 1348'de Avrupa'daki tabii veba salgınına tanıklık eden Boccaccio Decameron'u yazıyor. Evet. Sevgili Rekin Teksoy çevirisi vardır. Çok kıymetli. Biz Rekin Bey'le hatta onu tiyatro metnine taşımaya çalışmıştık. Maalesef yarım kalan çalışmalarımızdan biri oldu o da vefatıyla. Yani o salgın Floransa'sını anlatır Decameron'da Boccaccio. Marquez biliyorsunuz kolera günlerinde aşk ve Camus'un vebası. Yani böyle süreçler sonunda ortaya çıkmıştır. Paul Celan'ın karantina şiiri çok sosyal medyada dolandı ama yani o başka bir şeyin şiiriydi aslında. Bilemiyorum. Benim için yani bir başyapıt yarattığım bir süreç değil. O çok açık. Mesele ama başyapıt, yani başyapıt nedir onu ayrıca belki tartışabiliriz ama mesele zaten bir başyapıt yaratmak da değil ama bütün bunların sirayet ettiği hayatın bizlerin üzerindeki etkisi, bunun yine senin şiirinle olan ilişkisi. Bu arada ben tanıtımı atladım, çok profesyonel olmayan bir şekilde başlamış oldum ama ödüllere doğru gelirken tekrar döneceğim. Yani oradan aslında biraz bugün şunu fark ettim. Daha önce bu kadar detaylı düşünmemiştim ama şunu merak ettiğimi fark ettim. Hayatta evet bu değişikliklere yol açıyor. Bir sürü şeyi gözden geçiriyoruz. Neyin kıymetli olduğuyla ilgili yeni düşüncelerimiz oluşuyor. Acaba bu insanın şiire bakışını nasıl etkiler? Biz yani hayata, eğitime, okula, çocuğa, bütün bunlarla ilgili bir sürü şeyi tartıştık, düşündük. Ama aynı zamanda acaba yazdığın şiirle ilgili, şiirle ilgili genel düşüncelerinle ilgili bir şey de uyandı mı ya da üzerinde düşündün mü? Onu da sormak istediğimi fark ettim. Yani şunu söyleyebilirim. Bu çok benim için özel de bir yani şiirimde de özel olan bir yer, bir alan. Durup dünyaya bakma. Durup dünyaya bakma. Aralıkları ya da es verme. Durma. Tavana bakma. Pencereye bakma. Kapıya bakma. Bazen saatlerce eline bakma belki. Bu böyle bir duyguyu bende çok tetikledi. Yani bunu çok yapar oldum, o durma halini. Çünkü çok İstanbul'da yaşayan, işte çalışma hayatı zorlu olan biriyim. Birçok iş yapmaya çalışan aynı anda biriyim. Dolayısıyla o akış içinde çok nadiren yakaladığım anlardı o anlar. Yani durup dünyaya bakma, durup kendime bakma. Durup bir nesneye bakma imkanı, olasılığı. Şimdi onu daha sık yapmaya çalışıyorum. O benim için bir kuytuya çekilme hali gibi. Fakat şimdi yani ilk kez o duygu yani o yaptığım şey durup dünyaya bakmak bana çok da iyi gelmiyor her zaman. İlk kez orada da yani daha karamsar, yapı olarak biraz karamsar biriyim ben. Çok umutvari biri olamadım ama yani o kapanma anları benim için hep böyle bir şey, bir çılgın, bir fişek yaratırdı. Şimdi pek öyle değil. Şimdi biraz daha kara duygulara kapılabiliyorum. Yani o anla. Durup dünyaya baktığımda korkuyorum daha çok. Daha çok kaygılanıyorum.
Şiire nasıl yansıyacağı konusunda çok bir fikrim aslında yok. Genel olarak hani elbette birçok şeyi değiştirecek. Elbette dile şimdiden yansıdığı birçok yani alan açtığı birçok alan var. Yani internet dilinin, teknolojik dilin metinlere daha çok sızması gibi. Çünkü yaşadığımız gerçek o. Ama ben hani sürecin içinde değil ama belki çıkabilirsek bilemiyorum. Yani şu an o zikzaklı duygunun içindeyim. Ayakkabılar üzerine çalışıyorum. Yani öyle Güzel. bir kitap okuyacağım. Bu da zaten aslında yani bu dize yine şiirin gücünü gösteren bir şey. Yani bütün o dili ekonomik kullanışıyla ayakkabılarım beni öldü sanıyor dediğinde çok uzun bir hikayeyi de anlatmış oluyorsun aynı zamanda. Dolayısıyla en azından tematik etkisini görüyoruz. Onu diğer etkilerini de zaman içinde göreceğiz. Şimdi tamamen tesadüfen açtım ve karşıma ilk kitabından, Kuytumda kitabından Maskesiz Bakar Çıplak Yüzüyle diye bir dize geldi. Yani o dizeyi yazdığında bu günleri muhakkak öngörmemiştin. Onun için açmamıştım aslında ilk kitabını elime alma nedenim. Az önce söylediğin karışınlık, karamsarlık gibi sözlerin bana şunu hatırlattı. Yani Kuytumda kitabını yanlış hatırlamıyorsam yayınladığında 18 yaşında olmalısın. Kitabın Evet. adı Kuytumda ve içindeki bazı dizeleri sizlerle paylaşsam sonbahar üşümelerinden 18 yaşında nedir seni bu kadar karamsar yapan diye sorsam. 15 yaşındaydım ilk şiirim Varlık'ta yayımlandığında. Arif Damar ustaların seçtikleri kısmında yayınlamıştı ve bir hapishane şiiriydi. Yani böyle bir görüş günüyle ilgili bir şeydi. Yalnızlığı da içeren. Sonra şeyi hatırlıyorum. 2 sene sonraydı galiba. 17 yaşında bu ödüllerden biri için İzmir'e gittiğimde İzmir Fuarı'nda bir edebiyatçı beni görüp sen hapishaneleri nereden biliyorsun? Yepe genç kızsın falan demişti. Ben de yani böyle şaşalamıştım ve bir yazı yazmıştım böyle karşıt bir yazı hiçbir şey söylemeden. Hani şiirde şairin yaşı ve yaşantısı sorunu üzerine diye bir yazı yazmıştım. Dediğim gibi 17 yaşındaydım. Öğrencilerime sıklıkla söylüyorum ve ben Burdur'daydım. Yani Tefendi'de doğdum. Şu an mesela Tefendi'deyim. Yani çocukluğumdayım. Çocukluğumda çığlık çığlık çıktığım dağa şu an pencereden bakıyorum. Aynı dağa bakıyorum. O dağ çocukken bana başka bir şey söylüyordu. Şimdi başka bir şey anlatıyor. Adayla bu hafta sonu o dağa yeniden çıkacağız, tırmanacağız. Yani küçük çevresinde edebiyatçıları, yazarları, sanatçıları tanımayan biriydim ve ilk karşılaşmalarımdan yani ilk karşılaşmamdaki ilk benim için çarpıcı deneyimlerden biri bu oldu. Çok şaşırmıştım. Herkes yaşadığını mı yazmak zorunda diye. Sonra yine Adam Sanat dergisinde şiirlerim yayınlanmaya başladığında yine bir şair benden yaşça büyük bir şair. Çok gençsin. Bu genç yaşta bu kadar karamsar şeyleri nasıl yazıyorsun gibi bir soru sormuştu. Benim çok temel bu yaşam, ölüm, yeniden doğum ve beden çok temel iki meselem oldu. Çok küçük yaşlardan başlayarak doktora ve yüksek lisans tezlerimde yansımaları var. Yani içimde bir yumruyla doğduğum gibi bazen bir şey hissediyorum. Yani dünyaya elbette sevinçle baktığım anlar da var ama dünya pek sevinçle bakılabilecek, barışılabilecek bir yer gibi gelmiyor bana. Yani o yüzden galiba yazmaya kitaplara, sanata düşkünüm. İmgelemde de olsa, kurgusal da olsa, yeni bir dünyanın, yeni bir insanın, en azından yeni bir dünya yaratma düşünün peşinde gitmek, yazmak benim için. Yani herhalde o yaşlarımda daha yaşlıydım. Yani şimdi kendim mesela daha genç, özellikle adadan sonra, yani bir kızım olduktan sonra kendimi daha genç hissediyorum. O
Oysa ki ergenlik yaşlarımda o değişim tabii yani benim için sancılı oldu. O zamanlar daha yaşlıydım mesela. Ölüme daha yakın hissediyordum. Babam felsefe öğretmenidir. İonna Kutluradi'nin ve Bilge Karasu'nun öğrencisi. Hacettepe felsefe mezunu. Ben hep onun okuduğu kitapları çocukluktan itibaren yani babam niye bunları büyülenerek okuyor ki diyerek o kitapları okumaya başladığım için çok erken yaşlarda çok böyle nihilist filozofların kitaplarını okudum. Yani işte doğmuş olmanın sakıncası, bulantı falan gibi yani böyle Nietzsche'ler falan. Doğal olarak böyle zaten hayat bir ceza şeklinde bir şeye giriyorsun galiba. Öyle bir duyguya. Bir de o ergenliğin, o geçişin de seni etkiliyor tabii. Birçok şey değişiyor. Ve küçük taşrada, küçük bir şehirde anlaşılmadığını da düşünerek o yalnızlığın içinde sanıyorum o yüzden o kara hal daha göz önünde. Zaten evdeki kitaplığı biraz saymaya başlayınca hayli açıklayıcı oldu. Yani babadan gelen baba kütüphanesinin nasıl bir kütüphane olduğu, sendeki etkileri, şiirinin kaynaklarına dair de biraz ipuçları vermiş oldun. Hani böyle bir daha biyografik şiir ya da yazar çalışmaları yapanlar acaba ne okumuştu yazar ya da şair peşinden giden biyograflar ya da bu tür meseleleri inceleyenler için de ilginç bir bilgi bu. Bunları okuyarak şiir yazmaya başladın. Muhakkak etkisi var. Ama aynı zamanda bir taraftan da işte o içinde bulunduğun aslında geç kaldık dediğim gibi seni tanıtmaya ama tam da bununla ilgili bir şey zaten sormak istiyordum. Yani Burdur'da dediğin gibi Tefenli'de doğuyorsun ve uzun yıllar orada yaşıyorsun. Şimdi tekrar bu hani bu döngü de ilginç. Tekrar oraya dönmek, taşranın o zaman ifade ettiği şey, şimdi ifade ettiği şey. Şimdi belki bir özgürlük ifade ediyor İstanbul'un sıkışmışlığından kaçışında. Ve yine kısaca biyografine baktığımda hep şeyi görüyorum bir taraftan. Sonrasının izlerini görüyorum. Yani İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyorsun. Master ve doktora yapıyorsun daha sonra yine İstanbul Üniversitesi'nde. Ve o esnada işte hem şiir yazarken hem şiir yazdığın hem şiir incelemeleriyle ödül aldığın bir geçmişin var. Dolayısıyla o şair ve akademik kimliğin de sanki böyle paralel bir şekilde de ilerliyor. Biraz o akademik kısmına da işin geleceğim. Ama yani Edip Cansever'in Kaybolu şiiri üzerine yazdığın bir inceleme ile Homeros inceleme ödülü alıyorsun. Yine Berna Moran şiir yarışmasında birincilik alıyorsun. Hani Berna Moran bizler için edebiyat eleştirisinde çok önemli bir isimdir. Bütün bunların da gelişini görüyoruz. Az önce şey söylemiştim. Gonca Özmen'in 3 şiir kitabı var. İlki Kuytum'da 2000 yılında yayınlanıyor. Hera yayınlarından ilk o zaman yayınlanıyor. Daha sonra Belki Sessiz, ardından da Bile İsteye geliyor. 3 şiir kitabı var. Biz bu görüşmeyi yapmayı ertelediğimiz sürede de yine çok kıymetli başka bir ödül aldı Gonca Özmen. Yunus Nadi 75. Yunus Nadi ödüllü şiir dalında aldı. Ben oradan biraz yani hem ödüllere gelirken de yolumuzu Nobel'den de geçirelim istiyorum. Niye istiyorum? Herhangi bir Nobel Edebiyat Ödülü olsaydı belki oraya bu kadar dönüp bakmayabilirdik. Ama o süreçte güzel başka bir şey oldu bence. Burada hani öznel olmayı bırakmak istemiyorum. Şair bir yani hem şiire verildi Nobel Edebiyat Ödülü hem de bir kadın şaire verildi. Dolayısıyla bunların ikisini bir araya geldi. Üstelik de benim çok sevdiğim bir şaire verildi. Luisa Gülük Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Çok yakın zamanda da ödül konuşmasını evinde gerçekleştirdi. Yine pandemi şartlarından dolayı. Yani oradan biraz hem belki Nobel ödül meselesine geçmek istiyorum ama ondan daha da önemlisi konuşmada Luisa Gülük biraz şair ve okuruyla ilgili bir şeyler söyledi. Kendi yazdığı şiiri anlatan, yani benim yazdığım şiir stadyumlarda okunacak bir şiir değil dedi. Kitlelere seslen, yani o sesiyle ilgili de bir şey söyledi. Ben çok Luisa Gülük, Anne Sexton, Sylvia Plath yani böyle bir oralarda dolanan bir şiir gibi düşünüyorum senin şiirinle ilgili olarak da. Yani hem biraz sen acaba ne hissettin bu Nobel şiir ödülüyle ilgili onu sorayım. Sonrasında da yine senin şiirine dair bir sorum daha olacak bununla ilgili. Evet.
Bazı arkadaşlarımız böyle ödüllerle ilgili çok şeydirler, meraklıdırlar. Onların tarihçelerini bilirler. Bazı edebiyatçı, yazar ve şair arkadaşlarımız işte kim hangi tarihte ödülü aldı, ödül konuşması nasıldı, hangi kitabıyla aldı falan. Benim öyle çok meraklarım olmadı. Yani hala çok yoktur, çok bilmem. Ama tabii çok sevdiğim bir isim önemli bir ödül aldığı zaman heyecanlanırım, mutlu olurum ama geçerim yani. Ha evet falan diyerek geçerim. Benim ilk yani 15 yaşında Varlık Dergisi'nde ilk şiirimi yayımladıktan sonra Burdur'da yaşayan bir ortaokul öğrencisiydim. Şiirlerimi yayımlatma, Burdur'a sadece holding dergileri geliyordu. Gösteri, Varlık, Adam Sanat. O zaman genç isimlere, genç şairlere ve yazarlara kapalıydı bu dergiler. Kadro dergisi gibi çıkarlardı. Yani bilirdiniz ki Adam Sanat'ta Cevat Çapan'ı okuyacaksınız, Refik Durbaş'ı okuyacaksınız filan. Sadece böyle Arif Damar'ın köşesi gibi ustaların seçtikleri, genç şairlere ayrılan sayfalar vardı. İyi ki vardı. Benim ilk çıkışım az önce söylediğim gibi orada öyle oldu. Ve sonra ödüllere katıldım. Yani bu anlamda katıldığım ilk ödüller benim için edebiyat dünyasına merhaba demekti, demeye çalışmaktı. İlk kitabım da bu vesileyle yayımlandı. Çünkü ben hiçbir yayıncıyı, editörü, yazarı ve şairi tanımıyordum o yaşlarda. İşte kendi odasında bir takım defterlere bir şeyler karalayan biriydim. Meraklıydım, ilgiliydim. Tabii bir de Şükrü Erbaş şansım oldu. Şükrü Erbaş Burdur'a dinletiye geldi. Ben heyecanla gittim. Böyle çok da utangaçım. Annemle gidebildim. Annemi de yanımda sürükledim daha doğrusu zorla. İşte gidelim lütfen falan. Tabii kitaplarını işte aldım, imzalatacağım, heyecanlıyım. Küçük yerlerde, Anadolu Taşra'da yaşayanlar bilirler. Küçük yerlerdeki insanlar, izler kitle, okurlar, edebiyatla ilgilenen, sanatla ilgilenen kişiler bu tip etkinliklere açtır. Mesela bu pandemide artık her yerden birçok etkinliğe ulaşmak mümkün. Bu bence önemli bir olanak. Tabii büyük bir kuyruk var. İnanılmaz kalabalık bir kuyruk Şükrü Erbaş'ın imzasında etki dinletiden sonra ve ben de işte birçok kişinin yaptığı gibi ben de şiir yazıyorum falan gibi bir şey söyleyip ama asıl derdim şey edebiyat dergilerine şiir dergilerinden haberdar olmak. Yani o ulaşabildiğim holding dergileri dışında acaba başka hangi dergiler geliyor, çıkıyor, yayımlanıyor Türkiye'de diye biraz haberdar olmak içindi. Kitaplarını uzattım. Ben de bir şeyler falan dedim. O hiç bana bakmadan imzalamaya devam etti. Sonra burada sadece holding dergileri var deyince o holding dergileri lafını duyunca böyle bir başını kaldırdı ve bana baktı. Dedim ki ben merak ediyorum başka çıkan edebiyat şiir dergileri var mı? Ajandasını böyle uzattı hızla. Çocuk dedi. Hala ara ara çocuk diyor. Saçlarım ağardı ama yani Şükrü abi bana arada çocuk der. O güne referans vermek için. Uzattı. Dedi ki adresini yaz buraya. Ben sana dedi dergi isimleri ve adreslerini göndereceğim. Tabii ben adresimi yazdım gittim ama tabii unutmaya çalışıyorum bu deneyimi. Çünkü koskoca Şükrü Erbaş o kadar işinin içinde bana diyorum Ankara'dan işte dergi isimleri falan gönderecek. Yani unutur tabii diyorum. Çok da üzülmeyeyim falan diye ona sevgim tükenmesin diye. Bu deneyimi unutmaya çalışıyorum. 2 gün sonra Ankara'dan Şükrü Erbaş'ın mektubu geldi. 4 sayfa böyle A4 kıvırmış. Mektubu diyorum ama yani bir merhabayla o dönemde yayımlanan dizeden İzmir'de çıkan dergilere, dizeden Fayton'a, Düşleme, birçok derginin telefon numaraları, faksları ve adresleri vardı. Ben o dergilerin hepsine abone oldum. Abone olduğum için de o dergileri edinebilir oldum ve yayımlamaya, ödüllere katılmaya, ödülleri duymaya, haberdar olmaya böylelikle aslında başlamış oldum. O anlamda önemliydi. Yunus Nadi ödülü de elbette bile isteği için çok sevindim. Kitap adına çok sevindim. Yani kitabın
75. yılı, Yunus Nadi'nin 75. yılı olması, birçok başka kültür sanat alanında veriliyor olması, bir gazetenin veriyor olması tabii çok daha fazla insana ulaşmada yardımcı oluyor. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Okuru bile isteyenin okuru aslında bana daha büyük bir ödül vermişti. O da şuydu. Kitap yayınlandı Eylül 2019. Bir hafta sonra, kitabın yayımlanışın dağıtımından bir hafta sonra Enis Batur'un e-maili geldi. Goncacığım, ikinci baskıya gidiyoruz diye. Bir hafta, bin basıldı benim kitabım Kırmızı Kediden. Lansmanı ikinci baskıyla yaptık. Kitap lansmanları biliyorsunuz, kitabın tanıtımı içindir. İnsanları haberdar etmek içindir. Tanıtıma, lansmana gelen arkadaşlarım bilirler. Bir şiir kitabının lansmanını ikinci baskıyla, yani 10 gün sonraydı lansman çünkü, ama 7. gün hemen de 10 ya da 12 olması gerekir. Ama Enis Bey'in maili yani bir hafta sonra geldi ve ben gerçekten asıl ödülümü almış oldum. O yüzden de Yunus Nadi ödülü sonucunda yazdığım röportajda da söyledim ve yazdım. Yunus Nadi ödülünü ben bile isteyenin okurlarıyla paylaştım. Yani asıl ödülüm daha önce gelmiş gibi hissettim. Ama elbette böylesi bir dönemde Yunus Nadi de bile isteği adına yüzümü güldürdü. Daha çok insana ulaştığını umuyorum. Gülük, yani Louis Gülük'le ilgili tabii şöyle, ben Louis Gülük'ü ilk bu Talat Sait Alman'ın çevirdiği, yayınladığı Amerikalı Kadın Şairler Antolojisi'nde tanımıştım. 92 baskısıdır Varlık Yayınları. Ve sonra Güven Bey'in Yapı Kredi'den çıkan seçme şiirleri, Güven Tura'nın burada 49 şiirlik bir toplam, ilk 6 kitabından yaptığı şiir çevirileri var. Güven Bey daha sonra Kitaplık Dergisi'nde bir 6 şiirini daha çevirmişti ve yayınlamıştı Gülük'ün. Onun dışında da Gökçe Nurçe, Neşe Yaşın, Nuray Önoğlu'nun birkaç şiir çevirisini okudum Türkçe'de. Ve yine Cumhuriyet Kitap'ta Nezih Onur'un 8 şiir çevirisi benim için Gülü'yü tanıdığım, yani okuduğum, Türkçe'de okuduğum mecralarda. Ama benim asıl tanışıklığım kıymetli Selçuk Altun'un bana, ya iki tanesi var yanımda. Çünkü bunları niye gösteriyorum? Çünkü 3 tane şiir çevirmiş oldum Gülük'ten. Biraz Gülük çeviriyorum. Yani ona çalışıyorum bu ara. Selçuk Bey 4 kitabını, ikisi yanımda değilmiş, masamda değilmiş. İngilizce 4 kitabını, bu şair senin kumaşından, muhakkak bu şair çok yakından okumalısın diyerek hediye etti. Yani Türkçe çevirilerini okumakla benim için tabii orijinal kitaplarını okumak ve Selçuk Bey'in böyle bir şeyin altını çiziyor olması daha farklı bir okuma yapmama sebep oldu. Yani benim Gülük'le aslında tanışıklığımın sebebidir Selçuk Altun. Ve şimdi de baktığımda tabii Nobel ödülü açısından baktığımda, evet, yılın önemli olaylarından, şiirin gündeme gelmesi açısından, Gülüğün şiirinin gündeme gelmesi açısından, ama yani şu seni de etkilemedi mi? O kadar güzel şaşırdı ki Gülük ödül aldığı zaman. Güzel bir Evet. şaşırması var. Yani hatta şey işte ödül konuşmasında da sen söyledin, dünyada biz hiç kimselerdik diyor. Yani dünyada kendini hiç kimse olarak niteleyen bir şair ve şeyi söylemesi, içtenlik, sahiciliğe vurgu yapması bence de çok önemliydi Nobel konuşmasında. Ben onun şiirini şöyle tanımlıyorum, yani kendiliğindenlik Gülük şiirini benim için tanımlayan bir sözcük. Pozcu bir şair değil. Böyle sade, sahicilikten yana, ama o sadeliğin içinde dip dalgalı bir şair. Çok böyle gündelik dilden gelen bir cümle. Arkasından öyle bir küçük numaralar yapıyor ki o birden inanılmaz bir atmosfere ve inanılmaz bir şiire dönüşüyor.
Yani zorlamasız, yoğun bir söyleyişi var. Dediğim gibi üç şiirini çevirdim. Zaman, Eros ve Rüyada Arzu. Güven Bey'in de genişletilmiş baskıyla yine Gülük çevirecek olması Türk okuru için de bence güzel bir olanak oldu. Ama yine de bilmem katılır mısın Olcay'cığım ama yani yine de işte o bir rüzgar da hani böyle bir haftalık falan sonra sanki bitiverdi gibi. Yani yine de kitlelerin türü, edebi türü olmuyor şiir. Yani evet birçok dergi Türkiye'de bile işte Gülü'yü tanıttı. Yani onun hakkında yazılar çıktı. İşte okur çünkü çok tanımıyordu yani yabancı dil bilmeyen okur için bilinen bir şair Evet. değildi falan. Ama zaten yabancı okur yani biraz takip eden için hani Pulitzer ödülünü ve başka birçok ödülü almış bir şair. Amerika'nın birçok saygın üniversitelerinde ders veren bir öğretim üyesi aynı zamanda, bir denemeci aynı zamanda. Yani Yazmayı tanınan öğreten biri. de birisi, evet. Kesinlikle ama hani bilemiyorum kaç kişi şevkle şu an dünya çapında ya da Türkiye bazında düşünelim bir şiir okuru. Yani kaç kişi sıçramıştır? Hani umarım sıçramıştır. Maddi bir ödülün maddi bir karşılığı olması güzel ama genelde yaşlılara verildiği için tabii bilemiyorum nasıl bir şey olur. Bu da Yani 20'li gündeme yaşlarında getirdi. almak daha güzel olabilir yani bence. Dünyayı Kesinlikle. dolaşırsın en azından değil mi? Yani maddi tarafını düşünürsek galiba böyle bir teklifle gitmek gerekiyor Nobel Ödül Kurulu'na. Bu işin biraz daha gençlere doğru kayması açısından ama çok önemli bir şey söylüyorsun. Ben yani gündeme getirişim de biraz ondandı. Bile İsteyen'in Yunus Nadi Ödülü için de aynı şeyi söyledin. Kitap ödülü aldığı için sevindim dedin. Aynı zamanda şiir ödülü aldığı için yani şiirle ilgili bir şey. Aynı şey Nobel ödülü için de geçerliydi. Şiirin daha çok konuşuluyor olması ya da Gülük üzerine konuşuluyor olması. Ben kendi dar çevremde aslında bir ilgi gördüm. Yani bu Evet. ivmeler zaman zaman işe yarar oluyor. Ama söylediğin şeyi çok iyi anlıyorum. Yani oradaki süreç aslında o kişinin ödül alması değil. O doğal şaşırma dediğin şey aslında tam da şiirini de resmeden tam o kendiliğinden gelen şiir. Üstelik de sonrasındaki tartışmalarda da biraz şeyi gördük. Yani çok büyük bir şiir yazmadığını ve neden ödül aldığını soranlar da oldu. İşte orada da benim aklıma yani senin şiirinle ilgili soracağım soru da biraz buraya bağlanıyor. Son zamanlarda kafamı meşgul eden bir şey. Böyle kişisel olanın, bireysel olanın politik olup olmayacağı ile ilgili tartışmalar, o küçük itirazların, gündelik hayata dair duyguların anlatıldığı, işte bu giz dökümcü, Türkçe'ye galiba giz dökümcü diye çevriliyor bu şiir akımı diyelim. Hani kendi şiirini buralarda görür müsün? Biraz yani hani ben çok detaylı bir şeye girmek istemiyorum bununla ilgili ama o konfesyonalizmin içtenliği, doğallığı, bu illa bir şeyi itiraf etmek anlamına gelmiyor ama o şiirdeki lirik benin kendiyle kurduğu ilişki, o sesle kurduğu ilişki çok içeriden bir ses. Ve bence çok kıymetli bir ses. Yani az önceki soruyla da bağlanıyor. Bu pandemi günleri bizi ne yapıyor? Kişisel olarak bize bir şey yapıyor ama o kişisel olarak yaptığı şey aynı zamanda bu devrin izi. Bunda biz yine böyle kişisel hikayeler üzerinden okuduğumuzda, çoğul hikayeler üzerinden okuduğumuzda anlamlı. Hani oradan sen de kendi şiirini bu dolayda tanımlar mısın? Ben giz dökümcü derdim senin şiirine. Evet, sanki yani değil mi böyle sen deyince başka bir anlamı olur tabii. Şimdi ben biraz imtina ederek biraz kıyısından dolanarak en azından fikirlerimi söyleyeyim. Kendi şiirim adına saptama yapıyor konumunda olmayayım ama tabii zaten sen de az önce söz ettin. Anne Sexton ve Sylvia Plath Amerika şiirinde confessional poetry denen itirafçı şiir de deniyor ama gizli dökümcünün daha doğru olduğunu söyleyebiliriz Türkçe çevirisi için. Bir haber de vermiş, paylaşmış olayım. Masamda duran bir kitapta bu. 400 sayfalık bir toplam. Sylvia Plath Collected Poems. Bu zorlu görevi üstlendim. Yani Sylvia Plath'in toplu şiirlerini çeviriyorum. Tüm şiirlerini çeviriyorum Kırmızı Kedi için. Gerçekten çok zor, çetin, ceviz diyebileceğim bir şair. Birçok farklı yani otobiyografik yönlerinin tabii zaman zaman çok daha öne fazla, daha öne çıkması nedeniyle de yani yanlış değerlendirmeler de var Sylvia Plath'la ilgili kuşkusuz ama
Şöyle, biz dökümcülük, yani bu şiire şöyle bakmakta fayda var aslında. Yani sadece kişisel yaşantının ya da bir iç dökmenin şiiri değil bu giz dökümcü şiir. Bir travmanın ya da bir problemin, bir derdin, yani birçok yazarda, şairde olan bir derdin tekrar tekrar ortaya çıkması, tekrar tekrar kurgulanması, yazılması, biraz üzerinde durulması. Mesela şimdi 56 şiirleriyle Platin, 56-57 şiirlerini çeviriyorum. Yani 56 bitti sayılır. Buralarda hiç de kendine dair böyle gizler veren, kendinden çok bahseden bir ses yok. Tam tersi, Cambridge'de çok iyi bir eğitim alıyor biliyorsun. Yani o aldığı eğitimi, Anglo-Saksoncayı bildiğini, İngilizce dilsel olarak gramatik yapı ve sözcüklerin tarihsel, kültürel, mitolojik bağlarını, yüklerini bildiğini şiirde gösteren, birçok persona yaratan, yani bir Yunan tanrısını da konuşturan, aynı zamanda yanına bir karganın sesini de ekleyen çok ilginç bir söylemi var. 60'larda, yani asıl 62'lerde çok daha, o şiirlerinde çok daha belirgin, birçoğumuzun da zaten bildiği, Türkçe'ye de daha önce çevrilmiş olan şiirler. Mesela bizde Türkçe, Silvia Plath'ı Türkçe'ye çeviren Yusuf Eradam, Enis Akın ve Gürkal Aylan var kitap oyulumunda, ama genelde aynı şiirleri çevirmişler bu şairler. Yani 56-57 şiirlerine falan pek dokunan yok. Oralar çok zor çünkü. Yani o tarihi, dinsel, mitolojik bağlantıları, İngilizce'ye dair yaptığı, attığı taklaları Türkçe'de yapmak gerçekten çok zor. Yani zaman zaman şey, kabusum oldu Silvia Plath'te diyorum bu açıdan. Oralarda, yani 62-63 ya da Anne Sexton, yani şunu demek doğru. Evet, kadın ideolojisini, kadın oluşu, kadın yaşamını, onun sorunlarını, kendi bedenini, kendi duygularını, yaşantısını, deneyimini metinlerinde kullanan şairlerden. Gülük de öyle. Yani ölüm, ablasının ölümü, kardeşinin ölümü, o sürekli tekrar eden bir metafor onun şiirlerinde. Yani Silvia Plath'te olduğu gibi Anne Sexton'ın cinsel yaşantısını, bedenini yazdıklarında bir deneyim olarak paylaşması gibi. Ben bunu şu bağlamda çok kıymetli buluyorum. Yani kendi şiirimle de şöyle ilişkilendirebilirim. Mesela ben bu kitapta biraz daha konuşkanım. Bile isteye de. Yani diğer iki kitapta belki bu bir ispat mıdır? Böyle de yorumlanabilir mi bilemiyorum, ama Bile isteye için ben yazılan değil yapılan bir kitap dedim birçok söyleşide. Çünkü ben o kitapta dize kurabiliyor olduğum, Türk şiirini biliyor olduğum, şiiri bir şiir okuru, iyi bir şiir okuru olduğum, işte ben de varım demenin belirli kodları var o kitapta. Yani yaptığım bir kitap o benim. Tek tek, dize dize, sözcük sözcük yerleştirmesinden şiirleri kurgulamama. Daha çok sildiğim bir kitap. Daha az konuştuğum bir kitap. Şiirlerin üzerine daha çok tül serdiğim bir kitap. Evet, o zaman da 26 yaşındaydım. İstanbul'a gelmiştim. Yani ilk kitabım 2000'de, sen söyledin, 18 yaşındayken yayınlandı. İkincisi de 8 yıl sonra. Hani benim Türk filmlerinde vardır ya, gelir trenden iner seni yeneceğim İstanbul. Benimki trenden çok indim tabii Haydarpaşa'da, ama seni yeneceğim İstanbul değildi. Benim şöyleydi, İstiklal'de yürürken Yapı Kredi'nin o binasına, o çok sevdiğim yazarların, şairlerin fotoğraflarıyla donanmış o güzel binasına hayranlıkla bakıp, bir gün acaba benim de buradan kitabım çıkacak mıydı? Yani soru buydu benim için İstanbul'un. Çıktı. Evet, ilk Ben baskı, ilk de o baskı baskısı o. var. Ve yani İstanbul'a geldikten 8 yıl sonra bu mümkün oldu. Bu benim için gerçekten işte o, hani tam o şey sahne, gözünün önüne getir tahta bavulla falan böyle gelmiş, işte ben de böyle hani taşradan gelmiş küçük kız böyle yayın evine bakıyor, işte benim bir gün burada kitabım çıkar mı? Sonrasında da arada
Yani o zaman 26 yaşındaydım. Bile isteye 2019, Eylül 2019'da çıktı. 82 doğumluyum. İşte gördüğünüz artık saçlarında beyazlar olan kadınım. Ve bu kitapta daha çok konuşuyorum. Kendime dair, kendi deneyimlerime dair, yaşantıma dair daha konuşkan olduğum bir kitap diyebilirim. Yani daha az sakınımlı. Yine örttüğüm, kapattığım elbette birçok şey var. Çünkü bir iç döküm değil şiir. Ama Zaten iç deneyimin... döküm de bunu işaret etmiyor aslında. Belki yanılan yer de orası. Kesinlikle. Ama kişisel deneyimin politik oluşu son derece katılıyorum. Hani bu anlamda özellikle Bile İsteyen'in okurları bilir. Orada sözünü ettiğim benim hayatımda, insan hayatındaki çok kıymetli yani büyük dönüşümleri yaratan süreçler, olaylar var. Yani evlenme var, anne olma var, doğum gövdemle olan bütün ilişkimi değiştiren, gövdeyi algılayış ve onu yaşayış ve ona bakışımı değiştiren düşünsel anlamda da fiziksel anlamda da bir deneyim var. Sonrasında bir boşanma deneyimi var, bir kayıp var, bir yas var. Yani 11 yıl geçtiği için iki kitap belki Sessizle Bile isteği arasında o 11 yıldaki birçok yaşantının süzülmüş hali bile isteye. Yani bunlar çok kolay. Doktora tezini yazdım. Yani o arada. Varsa doktora Asıl teziyle uğraşan travma. arkadaşlar sürecin evet ne kadar travmatik ve zor olduğunu bilirler gerçekten. Böyle yani inanılmaz bir dönemdi benim hayatım için ve elbette her gün her birimiz hem yaşantımızla hem okuduklarımızla değişiyoruz, dönüşüyoruz. Ve belki de bile isteye de temel olarak bu kişiselliği öne çıkarmamın sebeplerinden bir tanesi de o politik tercih. Yani sakıncasız bir şiirim var benim. Okurunu biraz içine alan, okurunu çağıran, ona sen diyebilen, onunla konuşan, sanki onun yanında ona sesleniyormuş gibi. Yoldaşım yani okurum benim. Çünkü şeyi bilmiyorum. Ve yani benim için o yazmanın bir yanı da şiir yazmanın bir yanı da yani o sahicilikte buluşmak. Bozcu şairlerden olmadım hiçbir zaman. Yani bana değmeyen, bana dokunmayan herhangi bir şey yazmadım. Dilsel cambazlıklarımı bakın ne kadar zekiyim diye ortaya koyan bir şiirden yana ben olmadım. Yani ben insana dair bir şey söyleme derdinde, bir şeyler söyleme derdinde olan biri oldum. Bak burada bu var. Ben böyle bir şey gördüm, böyle bir şey düşündüm, böyle bir Hissettim. şey yaşadım. Hani sen ne dersin? Yani bu sana değer mi? Bu açılardan hani dediğin gibi şeye eklemlenebilirim gibi geliyor bana özellikle bu kitapla. Yani bu deneyimlerin birebir aktarımı. Yani özellikle kadın deneyimi olduğu için de daha da kıymetleniyor. Bunu da böyle söyleyeceğim. Yani onu bu şekilde paylaşıyor, çoğaltıyor olmak bir tür az önce söylediğin okurla kurduğun yakınlık aynı zamanda bir cesaret işareti de olabilir bütün bunların. Yani boşanmadan söz ettin. Oradaki boş anma şiirin onu okuyan bir şey parlayacak, bir ışık yanacak şiirle ilgili. Sonra belki sen çok güzel şiir okuyorsun, bir şiir okursun, ben oraya girmeyeceğim ama ben aslında şöyle düşünüyordum. Fakat bu söyleşi için hazırlanırken biraz fikrim değişti. Yani senin söylediğin de bununla ilgili. Hani biraz daha çok konuşan bir şiir bile isteye diyorsun. Daha o açıklık değil belki ama kendini o anlamda açık eden bir şiir. Daha kişisel olanı anlatan da bir şiir. Hani ben de giderek cesurlaşan bir şiir diye okumuştum. Yani kuytumda da biraz daha böyle kendi kuytusunda işte o 18, onun öncesinde kitap 18'de çıktıysa şiirler daha öncesinde de gidiyor. İşte belki sessizde işte oradaki belki benim için önemli. Belki sessiz. Sessiz ama yani o dipten gelen dediğine benzer bir şey var. Ona işaret eden. Hatta o anlamda ben belki sessizin yoksa kuytu belki sessizin sonu çünkü annem bir bölüm olarak yazdığın ben orayı bir aileyle, anneyle hesaplaşma şiiri olarak da okuyorum. Oradan geçtikten sonra da bile isteye yazıyorsun. Çünkü o bile isteye de anneliğe dair çok cesur şeyler de söylüyorsun. Yani o ilk başta zaten hani adadan söz ettin, kendi de yaşadığın deneyimler, bütün bunlar içerisinde. Dolayısıyla bana hep şey geliyordu. Yani şiir maceran açılan,
bile isteğe doğru giderken o kişisel olanı senin söylediğin gibi hem teknik anlamda hem bir okur olarak hem yaş itibariyle ayaklarını bastığın zemin daha sağlam olduğu için yaptığın da bir kitap aynı zamanda. Nazireleriyle, göndermeleriyle onları da çok iyi kullanıyorsun ya da işte bütün bunların dilde nasıl evrilip çevrilebileceğiyle ilgili düşüncelerini biz burada takip ediyoruz ama bir yandan da bedenini de sakınmıyorsun, deneyimlerini de sakınmıyorsun. Kendi deneyimin olması gerekmiyor ama bedensel, tensel deneyimin nasıl yaşanacağına dair, nasıl yaşandığına dair iyi ve kötü şeyler yazıyorsun. Fakat dönüp de tekrar baktığımda bunun izleri Kuytunda da belki Sessizde de varmış. Tekrar ama retrospektif olarak bakınca gördüğümüz bir şey bu. Ama burada bile isteye de yani bedene biraz az önce senin de söylediğin yerden tekrar gelmek istiyorum. Yani o işte anneliğe, bedene, çünkü annem şiirine, bilmeyenlerin de okumalarını tavsiye ederim belki Sessiz'in son bölümünü. Yani oradan biraz bir bu maceraya dair bir şeyler söylemek ister misin? Anneliğe dair, yani kadının bedeni biliyorsun bu anlamda da çok el uzatılan bir beden. Kim kaç çocuk doğuracaktan kürtaj olunabilir miye kadar bütün dünyada farklı yerlerde Türkiye'de tartışılan meseleler bunlar. Dolayısıyla bunun şiire girmesi kişisel bir şey değil zaten. Yani onunla ilgili bir şeyler de sormak istiyorum sana. Kesinlikle. Belki şeyden başlayayım bunu yanıtlamaya. Daha açımlayıcı olabilir. İlk başta konuşmanın başında bahsetmiştim ya, beni çok erken yaşlarımdan beri ilgilendiren, düşündüren iki temel tema oldu. Bunlardan bir tanesi ölüm, bir tanesi de beden. Ben yüksek lisans tezimi yazmaya başladığım zaman danışmanım kıymetli Profesör Doktor Esra Melikoğlu'dur. Çok sevdiğim, şu an İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı'nın bölüm başkanıdır. Ona gittiğimde kurduğum cümle şuydu: ölüm çalışmak istiyorum. Yani ölüm ve şiir çalışmak istiyorum. Doktora tezimde de yine Esra Hanım'a gidip ilk söylediğim şey beden çalışmak istiyorum. Beden politikaları, şiir ve beden çalışmak istiyorum. Şimdi bu yüksek lisans ve doktora konu seçimlerim de tamamen kendimle, yani benim en çok dert edindiğim meselelerle ilgili oldu. Ve elbette tez yazarken daralmak gerekiyor. Yani değilse doktora tezinde şiirle falan uğraşıyor olmak gerçekten çok zor. 6 yıl sürdü benim doktora tezim. İlk yüksek lisansta şeydi, 19. yüzyıl İngiliz şiirinde romantik dönem şairlerine yakın okuma yaptım. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, Tennyson ve Elizabeth Barrett Browning, o şairlerin yer altına iniş, şairin yer altına inmesini çalıştım aslında. The Rime of the Ancient Mariner, The Lotus Eaters and an Island diye üç şiirde şairin tabii ki mitolojik Orpheus mitinden beslenen mitolojik göndermeleri olan ama asıl mesele ölüm, yani yazarın ve şairin yüzyıllardır meselesi olmuş ölüm, ölümsüzlük arayışı. O Kerberos, işte kapıdan filan o nehirden geçmek ve sonra yeniden doğmak. Yani o yer altını bir gelenek olarak da düşünmek gerekir. Yani ölü yazarların, senden önceki yazarların, şairlerin olduğu, onlarla konuşabilme imkanı olduğun, bulduğun bir mekan. Ölüm, ölümsüzlük arayışı, yeniden doğum, yaşam. Yani bu döngüsel mesele benim yüksek lisans tezimde de uğraştığım, çalıştığım bir meseleydi. Doğurma, yani anne olma, doğum eylemini tamamen buna bağlantılı, bununla bağlantılı düşünüyorum. Çünkü doğurarak birine can veriyorsunuz, bir yaşam veriyorsunuz ama aynı zamanda onu ölümlü kıldınız. Yani bir varlığı ölümlü kıldınız. O da bir gün ölecek gibi. Yani o yaşam ve ölüm benim için hamilelik sürecimde ve doğum sürecimde bende derinleşen kavramlardan oldular. Yani tekrar tekrar düşündüğüm. Benim öyle bir yanım var. Biraz takıntılı denilebilir. Yaptığım çalışmalarda da, edebiyatta da, sanatta da yeniden yazım, yeniden okuma, yeniden yorumlama
Postmodernizmin bu olanaklarını çalışıyorum. Bunlardan büyük keyif alıyorum. Yeniden okumaları mesela çok sıklıkla yaparım. Yıllar sonra bambaşka bir kitap, bambaşka bir şey söylüyor aynı metin ya da aynı kitap bana. Sonra doktora tezinde de şöyle bir şey çalıştım. Yani o zaman Ben ona da gelecektim zaten. ha gelecek miydin? Sen Gelecek miydin? bedenden Ben devam böyle et. hepsine birden girmiş gibi Yok oldum. ama Orada yani bu... tam beden var. Şunu Evet. söylemek lazım. Ben şuradan gireyim. Giz döküme bağlayalım. Haklısın. Dağınık olmasın. Pul Biber dergisine Deniz Durukan'ın öncülüğünde çıkan, editörlüğünde çıkan, yayın yönetmenliğinde çıkan Pul Biber dergisinin ilk tema dosya konusu kürtajdı. Ve ben o dosyada kürtajla ilgili bir yazı yazdım. İçinde kişisel deneyimimin de barındıran ama aynı zamanda genel bu bedene sevgilim diye seslendiğim, bedenimi sevgili olarak ele aldığım ve metnin sonunda kızıma da onun bedeniyle olan ilişkisine dair de bir takım cümleler bıraktım. Ben ilk kez inanılmaz sayıda e-mail geri dönüş aldım o metinden sonra. İlk azarı annemden yedim. Yani niye böyle bir şey yazıyorsun? Niye ki yani şimdi hani yani ya tanıdığımız biri okursa falan gibi yani böyle bir refleksle. Bu bir anne azarıydı. Belki sessizin işte sonundaki o hesaplaşmanın bir şey yani beklenen bir şey falan. Ama birçok kadından iyi ki o metni yazdığıma dair onlara birçok açıdan güç verdiğine dair, bana dirimsel olarak gelen, yani duygu olarak da birbirimize dokunduğumuz, birbirimizi büyüttüğümüzü anlatan bir deneyim oldu. Nasıl ki 2 gündür eminim sen de, ben de sosyal medyada kadınların birbirleriyle nasıl dayanıştıkları, kadınların bedenlerine nasıl sahip çıktıkları, o bedenlerin nasıl isyan ettiği ve nasıl da güçlü yani ses çıkararak yeniden varlığını ortaya koyduğu bir süreci yaşıyoruz. Bence çok çok önemli bir süreci yaşıyoruz. Yani edebiyatımız, şiirimiz kadın dayanışmasına çok şey borçlu. Kadın bedeni bilindiği gibi ilk dinlerden toplumsal eril yapılara, patriarkaya hep bir tehdit, ya yani hep bir günah kitap. Ötelenen, arzusu yok sayılan, sadece yani cinsel haz değil de bir işte üretim, yani doğum yapması beklenen, edilgen olması istenen, hep korkulan, örtülen, bastırılan bir şey kadın bedeni. O yüzden maalesef toplumsal olarak bile yani çoğumuzun, yani bu toplum bizi o kadar sarsıyor ki çoğu açıdan. Yani şöyle bir varoluşumuzun hazzını yaşayamıyoruz. Yani bedenimizin varlığının biricikliğini anlamak, onu çok sevmek, onu özgürce salınarak taşımak. Yani o kadar çok kadın var ki yazık ki bedenini sevmeyen, sevemeyen, onunla barışamayan. Oysa ki ne kadar güzeldir bedenimizle girebileceğimiz bir diyalog, ne kadar üreticidir, ne kadar dönüştürücüdür. İzninle o Tabii. küçük metinden, o metinden bir şey, bir iki kısa parça okumak isterim. Sıkıcı olmuyor isem. Bence dinleriz. Ondan sonra da ben yavaş yavaş sorularımı toparlarım zaten. Sevgilim, bedenim, ahlak, din, töre, yasalar, senin yasak bir kitap olduğunda hem fikir, yok edilmek, yok sayılmak istenen bir günah kitap. Erkek egemen toplumların iktidar savaşında rolün büyük. Erkeğin patriyarkal gücünü sınadığı bir şeysin. Yasaklar, sınırlar, kısıtlamalar içinde görünmez kılınmak istenirsin hep. Arzularını maskelemen, dizginlemen gerekir. Kendi bedeninin tutkularından vazgeçip erkeklerin tutkularına boyun eğmen beklenir. Erotik doyum senin için değildir.
Aklın da eksik olduğundan yanlış yapmayasın diye dört koldan denetlenilirsin. Senin yerine düşünür baban, abin, kocan, toplumun, dinin, devletin. Değilse öldürülürsün. Sevilerek öldürülürsün, dövülerek öldürülürsün, boğularak öldürülürsün, kesilerek öldürülürsün. Olmadı, içine şeytan filan girdiyse yakılarak öldürülürsün. Bir güç gösterisi olarak ereksiyon halinde bir penis yok eder seni. Değilse kolay mı o ereksiyona ulaşıp onu dimdik koruyabilmek ele güne karşı? Sevgili kızım, bedenin senin de sevgilin. Bedenin utancın kaynağı olsun isteyecekler senden de. Tutsaklık alanın olsun isteyecekler. Herkesin bir fikri olacak onunla ilgili. Herkes onu ötelemeni, gizlemeni, yok saymanı, zaman zaman ondan utanmanı bekleyecek senden. Eril otorite pekişecek böylece. Kimliğin zedelenecek. Kolayca yönetilebilir, baskılanabilir, denetim altında tutulabilir olacaksın. Bedeninin özgürlük umudu olabileceğini söylemeyecekler sana. Bedeninin bir arzu kitap olduğunu, bir düş, bir imgelem alanı yarattığını senin için. Onun keşfinin seni daha insan, daha kadın kılacağını. Kızım, bedenin senin de sevgilin. Unutma. Terini kokla. Tenine dokun. Onu hep duy. Fark et. Onu çok sev. Sen bedeninsin. O senin kimliğin. O senin özgürlüğün. Bir günah kitap değil o. Bir arzu kitap senin bedenin. Onu iyi oku. Hem bak ne diyor aylar öncesinden bir döviz? İsyanı dişi kuş yapar. Çok güzel. Daha önce okumuştum ama senin sesinden kapanışını duymak daha da kıymetli oldu. Aslında buna bütün bu konuştuklarımız aynı yere gidiyor. Yani bu 2 gündür tartışılan meselelerle de bağlanan, sen bile isteye de şöyle açtığın parantezi. Şimdi ben bu güneşi böyle nereye? Sur diplerine, sur diplerine diye açtığın parantezi. Şimdi ben bu gövdeyi böyle nereye? Su ağızlarına, su ağızlarına diye bitiriyorsun. Orada doğrudan söylediğini burada işte bedenini arzu bir kitap olmak üzere yazıyorsun ve pornografik olmadan bedeni yazıyorsun, arzuyu yazabiliyorsun. Dolayısıyla onun kıymeti de zaten buralarda, yani o bütün o kişiselliğin politikliği de burada. Dolayısıyla bedeninde bir çocuk taşımak ölümdür demek çok cesur bir dize bence. Bütün bunları bir araya getirdiğin, yani kadın bedenine uygulanan pek çok müdahaleye itiraz ettiğin bir kitap haline de geliyor aynı zamanda bütün bu meseleleri anlatırken. Biraz toparlamak istiyorum ki sorulara da geçebilelim. Aslında Murat Mehmet Nejat'ı görüyorum, onun olduğu bir yerde şiir çevirisiyle ilgili bir soru sormaya da çekiniyorum ama az önce hem Sylvia Plath çeviriyorum dedim. Dolayısıyla bir oraya bağlanmak istiyorum. Ayrıca biliyorum ki seni çok bunaltan Sylvia Plath şiirlerinin arasına bir çocuk kitabı soktun. Yine ondan belki o çeviriyle ilgili bir şeyler söylemek istersin. Ve senin şiirlerin de bir seçki olarak İngilizce'de yayınlandı. Yani bir parça şiir çevirisi üzerine, şiiri çeviren kişinin şair olması gerekir mi? Şiir en çevrilemez tür diyen çok insan var. Sen şiir yazıyorsun, çeviriyorsun da. Dolayısıyla iki tarafla da ilişkin var. Biraz onunla ilgili bir şeyler söylersen sevinirim. Doktora tezine geleceğim dedim ama galiba şimdilik gelemeyeceğim. Sorularda vakit olursa onu da geçerim. İyi şiir nasıl ki iyi şairlerden öğreniliyorsa, iyi şiirlere baka baka onları okuyor okuyor öğreniliyorsa, iyi şiir çevirisi de iyi çevirmenlerin yaptıklarına, onların dilsel seçimlerine, tercihlerine bakarak öğreniliyor. Sevgili Murat Mehmet Nejat'tan çok şey öğrenmişimdir. Ayrıca Patrick Doherty de yanılmıyorsam burada. O da Türk edebiyatını İngilizceye aktaran kıymetli çevirmenlerden. Tabii çok uzun soluklu bir mesele ama şunu hemen başta söyleyeyim. Benim için şiir çevirisi bir yaratı, yani bir sanat. Dolayısıyla o türün eğer çevirdiğiniz metin şiirse, şiir türünü biliyor olmak, o türün iyi bir okuru oluyor olmak, hele hatta o türde üretim de yapıyorsanız, yani şairseniz, elbette yaptığınız çeviriyi daha kıymetli kılıyor.
Murat Nemet Nejat'ın şair kimliği onun çevirilerinde yaratıcılık bağlamında elbette görünür. Yani Eda kavramını irdelediği zaman bile yani o çevirilerin bir şairin elinden çıktığını anlarsınız. Dolayısıyla şiir çevirisinin yaratıcılıkla yaptığınız türdeki çeviri yaptığınız türü iyi bilmekle doğrudan bir bağlantısı var. Bana sorarsan şiir yazmak daha kolay şiir çevirmekten. Çünkü şiir yazarken yani yaptığım şey benim iyisiyle kötüsüyle yani adım hıdır elimden gelen budur. Ama şimdi Silvia Plath'ın toplu şiirlerini çeviriyorum cümlesi pek öyle kolay kurulanabilecek bir cümle değil. Mesela Güllük'le başladık hemen şeyden bahsedeyim. Bu da masamda Efe Kantolar. Murat, şair arkadaşımız Efe Murat, Ezra Pound'un Kantolarını çevirdi. Yani bana sorarsanız bu senin edebiyat olayı bu kitaptır. Yani 872 sayfalık bir kitap. Yani Efe'nin onunla bir söyleşi yapacağız kitaplıkta. Murat Nemet Nejat da hemen gösterdi onun da. Yani şu emeği 10 yıl boyunca şu çeviriyi yapmak için birçok başka dilin mitolojisini, tarihini, kültürünü bu denli çetin bir metni çevirmek gerçekten büyük bir iddia. Bir yerde bir delilik ama elbette yine bağlanıyoruz. Aşk yani ve yaratıcılık. Ben çok heyecanlanıyorum. Yani dediğim gibi rüyalarıma giriyor, bazen karnım sıkışıyor filan, bazen ama bir dizeyi yakalar gibi olduğunda sanki oldu filan dediğimde böyle evde çığlıklar atıyorum. Yani gerçekten abartmıyorum, böyle yaşıyorum, böyle yapıyorum ve birçok tabii şu an Silvia Plath'la ilgili metin okuyorum, yan okumalar, ikinci kaynaklardan onunla ilgili çalışıyorum. Bu arada çocuk kitapları çevirmek beni çok mutlu ediyor. Biraz soluk aldırıyor, biraz kendi özgüvenimi tazelememe sebep oluyor. Bir de çok da bana iyi gelen metinler. Kırmızı Kedi yine yayın yönetmeni Özlem Akcan'la ilk kitabımız Şehirdeki Küçüktü. Sidney Smith'in Bir Picture Book. Çok keyifli bir kitap. Yani sadece çocukların değil, her birimizin okuyacağı. Sonra da senin bahsettiğin Silvia Plath'tan Kiraz Hanım'ın mutfağını çevirdim. Şimdi iki kitap daha var. Onları da bu sene Kendi çocukları için öncelikle yazdığı kitaplar galiba, değil mi? Hikayeler. Silvia Plath'ın kendi evet çocuklarına yazdığı metinler çok gerçekten benim için onlar da şiirlerine girerken bir kapı aralıyor. Şu çok önemli tabii ki. Yani İngilizce öğrenirken de İngiliz dil edebiyatında işte o dönem ya da işte Anadolu Sesi mezunuyum falan hazırlıkla. Yani bir başka dille ben ilk karşılaştığımda yeni bir dil, yeni bir kültür, o kültürün ürünlerini öğreniyor olmak evet yani zaten temel amacım, hedefim buydu falan ama bence şu çok daha önemli. Kendi diline, yani Türkçe'ye, Türkçe'de üretilen metinlere, kültürüne başka bir gözle bakıyorsun. Yani daha eleştirel, daha inceleyici, daha bazen dışarılıklı bir dille bakıyorsun. Yani o mesafeyi ben çok önemli buluyorum. Ve yine yer altına da inersem, yani çeviri de biraz öyle, oradan sesler toplamak. Yani bir miras edebiyat. Biz bir mirası devralıyoruz. Ben kendi cinsiyetimin mirasıyla biraz daha ilgilenmem gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir sorumluluk alıyorum kendi kendime. Gülten Akın der ya, yanlış mı belledim, insan sorumluluktur Evet. der. Yani ben edebi kız kardeşlerimin sesine küçük bir katkı yapabilirsem, onların sesini biraz daha duyulur, belki bugün biraz daha görünür kılabilirsem, yapmak istediğim şeylerden önemli bir kısmını yapmış olacağım gibi hissediyorum. Yani orada şey tabii çok önemli, tam söylediğin gibi İngilizce okumayan okur kitlelerine ulaştırmak gibi de bir
elçilik görevi oluyor orada. Tam söylediğin gibi yani şiir çevirisi o anlamda şimdi tekrar yani çeviri için genel olarak da bunu konuşabiliriz belki ama hem iyi bir şiir okuru olmayı hem şiir eleştirmeni olmayı onun üzerine yazılmış pek çok şeyi okumayı anlayabilmek için pek çok yorumunu belki okumayı tam da dediğin gibi işte bulduğun zaman çığlık atacağın bir azap sürecinden geçmeyi yani şimdi çocuk kitabına geçer geçmez yüzüm güldü fark ettim. Onun öncesinde heyecanım vardı ama yani bir iç sıkıntısıyla dolu bir heyecandı dizeleri çevirmekle ilgili olan kısmı ama biz de tabii çok büyük bir heyecanla bekliyoruz şiirleri. Bu hem kız kardeşlik dedin bu bir şey, yani uzatmak istemedim ama doktora tezine çok küçücük dokunmak istiyorum. Şunun için aslında doktora tezlerinde çok zor olan bir şey de yapıyorsun. Çok spesifik bir konuya bakıyorsun. Yani üç şair, üç şiir alıyorsun. Şimdi ben Türkçe adını okuyayım tezinin başlığının. Zorlandığım bir kelime her zaman. Ekfrastik şiirde kübist erkek ressamların kadını betimlemelerine yeni bir bakış. Şimdi bu da çok ilginç bir şey var. Kübist erkek ressamlar kadın bedenini resmediyorlar. Yani orada bir sanat eseri var. Bunun üzerine eleştiri yazabilirsiniz. Sanat tarihinde bununla uğraşabilirsiniz. Resim eleştirmeni olarak ya da feminist bir yerden bir eleştiri yazabilirsiniz. Ve oradaki problemleri gösterirsiniz. Fakat bu şairler, Carole Anne Duffy, Grace Nichols ve üçüncüyü hatırlamıyorum. Not da almadığım için. Penelope Shuttle ve Foronda, Caroline Creator Foronda. Dört Dört şair burada. şair ve onların şiirlerine bakıyorsun. Onlar eleştirmiyorlar, yeni bir şiir yazıyorlar. Yeni bir şiir yazarken de hem orada bir yapı sökümüne uğratıyorlar, problemi gösteriyorlar. Aynı zamanda içinde üstelik görsellik de barındıran bir yeni üretim, yani en azından onu visualize eden bir şey üretiyorlar. Sen de yine bir şair akademisyen olarak onların şiirlerine bakıyorsun. Çok heyecan verici gözüküyor doktora tezin bu anlamda. Yani hem dar dediğim gibi yani belli metinlere odaklandığım için ama çok derinlikli bir yere gidiyor. Belki bir iki kelime de onunla ilgili söylersin ya da cümle. Çok çok teşekkür ederim. Ben de yani benim için kendi öğrenmek istediğim şeyleri yapıyorum aslında. Mesela Murat Nemeth Nejat'la ben kitaplık için işte 30 sayfa söyleşi yaparken yani elbette okuru düşünüyorum ama ben onun ne söyleyeceğini merak ettiğim için o soruları ona soruyorum. Aynı şekilde burada da öyleydi. Yani bir kurcalama, kendi merakımla ilgili bir çalışmaydı. Kadın ve bedeninin Batı'nın erkek egemen sanat anlayışında, sanat tarihindeki temsil biçimlerini aslında hem görsel hem de yazınsal anlamda ideolojik olarak irdeledim. Yani erkek bakışın kadın bedenini nasıl tükettiği, nasıl metalaştırdığı, bunu sanat tarihi içinden yani kübist dönem içinden Picasso, George Braque ve Duchamp'ın resimleri üzerinden bir okumayla şiirleri ve şairlere yakın okuma yaptım. Yani kübist tablolara doğrudan yazılan şiirler, mesela işte oradaki nülerin, çıplakların ressamlara dönüp Picasso, ben yüzümü geri istiyorum, ben bedenimi geri istiyorum diyebildikleri cüretli şiirler bunlar. Yani sen benim bedenimi böyle parçalayamazsın, buna izin vermiyorum diyen, başkaldıran şairlerin şiirleri bunlar. Yani bu anlamda sanat tarihindeki, gündelik hayattaki cinsiyete dayalı norm ve değer yargılarını aslında görünür kılıyorlar. Çünkü modellerin yaşantılarına baktığımız zaman çoğu ressamların cinsel olarak da onlarla birlikte olmak durumunda kalmış bir açıdan bedenlerini bazen gönüllü bazen taciz ya da tecavüz sonucu paylaşmak durumunda kalmış birçok travmalar yaşayan hikayeler yani özgeçmişlerine bakıldığı zaman bu trajediler sadece biyografilerde yok yani sanat tarihi de kadın bedenini parçalayan kadın bedenini metalaştıran bir yapıya sahip. Neden? Çünkü sanat tarihinde de dahi erkek sanatçı miti var. Dahi erkek sanatçı, dahi erkek yazar. Sevgili Murat Gülsoy da burada.
Temsil, yani hani sohbete belki başka bir açıdan da bakabiliriz. Yani bütün mesela aslında o eril temsil kodlarına bir baş kaldırıyor. Yani metaforik babaların eril algıyla yaklaşan, yazan, yapıtlarını üreten sanatçıların, metaforik babaların öldürülmesi, yani kadın sesinin, kadın gövdesinin de bir şekilde buna itirazı. Nasıl yani bugün doktora tezimin 6 yıl işte süren ve kaç yıl önce bitirdiğim tezimin bugünkü tartışmalarda bile bir parmağı olduğunu kendi kendime düşünmem beni çok mutlu ediyor. Aksu Boran'ın da çok güzel bir cümlesini okudum etkinlikten önce. Bu dahi erkek sanatçı, dahi erkek dokunulmaz yazar mitini yıkmak adına diyor ki bir kahkahaya bakar. Yani Medusa'nın kahkahası. Oradan oraya Helen Sixus'a gidebiliriz. Bir kahkahaya bakar demiş. Çok güzel. Yani Güzel. müthiş bir şey. Çünkü kadınların kahkaha atması da hani biliyorsun toplumsal olarak pek tasvip edilmeyen bir durum. Ama biz iyi ki yan yana kahkahalar da Kahkaha. atabiliyoruz. Galiba buradan kahkahaya bağlanacağız. Tam şunu da bitireyim ben. Çok teşekkürler Gonca. Bu söylediğinle ilişkili ben şiir dersinde hep sorarım öğrencilere retorik olarak. Yani bakarsak Türkçe şiir tarihine Cumhuriyet hemen sonrasında Gülten Akın'a kadar neredeyse kanona girmiş kadın şair yok gibi. Kim bilir kimlerden haberimiz yok. Aslında yazdıkları şiirlerden haberimiz yok. Oraya bakmıyoruz. Bu şu acaba buradan şu istatistik bilgiye gidebilir miyiz? Türkiye'de kadınlar şiir yazamazlar. Doğuştan şiir yazmaya yetenekleri yoktur. Ya da biyolojik olarak bir engelleri vardır şiir yazmaya. Bütün bunların toplumsal kodlarla ne kadar ilişkili olduğunu elbette biliyoruz. 2000'lerden sonra ise senin kuşağının ve sonrasının pek çok diğer türde ama şiirde de gümbür gümbür kadın şairlerin olduğunu, yazdıklarını, o tarihin değiştiğini de görüyoruz o edebiyat tarihinin. Bunu da söyleyerek bitirmek istiyorum. Yazdıklarınızla hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki sözünüzü söylüyorsunuz. Ve hem estetik anlamda hem politik anlamda burada önemli bir şey, önemli bir kırılma yaşanıyor diye düşünüyorum. Çok da bütün bu yaşanan süreçlerin yaşanabilmesini mümkün kılan şeylerden bir tanesi de edebiyat diye inanıyorum. O yüzden çok teşekkürler tekrar. Birkaç soru aralım, biraz vaktimizi geçtik ama 6.30'a kadar diyelim. Sorularınızı yazarak aslında yollayabilirsiniz. Ben buradan aktaracağım Gonca Hanım'a sorularınızı. Hemen şeyi ekleyeyim. Ben de çok teşekkür ederim. Hem sana hem Nazım Hikmet Sanat Merkezi'ne hem de katılanlara, sohbetimizin ortağı olan eski ve yeni dostlarıma. Şunu söyleyerek bitirmek isterim ben de. Yani iddialı bir laf belki ama bugün Türk şiirinin bir okur olarak bana, yani bence en heyecan verici metinlerini kadınlar yazıyor. Türk öyküsünde de böyle diye düşünüyorum ama şiirle ilgili yani o alanda kalmak isterim. Her ne kadar öyküyü de yakından takip etsem de ama gerçekten Türk şiirini şu an Türk şiirine hakim olan eril dili, eril dilde çatlaklar yaratan, oradan güzel kahkahalar üreten, oraya çomak sokan kız kardeşlerim var. İyi ki yazıyorlar. Türk şiirini şu an şahlandıranlar kadınlar diyeceğim izninle. Buradan da eyleme gidiyoruz hep beraber. Pankartlar hazır. Hemen Evet, masanın buyurun. altında. Sorularınız varsa lütfen. Hemen bir soru geldi hızlı bir şekilde. Aktarıyorum onu sana. Ahuparlardan. Gonca kadın diliyle şiir arasında nasıl bir bağ olduğunu düşünüyorsun? Çok sonuna yetiştim tabii öncesinde konuştuysanız. Kısmında benim yorumum olsun ama yani bu kadın dili, kadın şair konusuna girelim girmeyelim bu da netameli bir başka tartışma alanı ama kadın diliyle şiir arasında belki orada da Kristeva'yı hatırlıyoruz yani şiirsel dilin
Yani oradaki devrim potansiyeline işaret ederken bunun dişil bir dil olduğunu da söylüyordu. Tam da ondan bahsedecektim. Yani Medusa'nın gülüşünden sonra akışkan diyeceğim. Yani kadın dili için söyleyeceğim şeylerden bir tanesi akışkan, bir tanesi de dairesel. Bu iki söylemde var olan, tekrara dayanan, sese dayanan, akışkan imgelere, sahiciliğe biraz o şeyi attı kadın dili artık. Yani bana sorarsanız o akışkanlık dediğim lineer anlatıların tarihine de biraz şey yapıyor. Yani az önce dediğim gibi müdahale eden bir dil, kadın dili. Çünkü artık yani o biriciklik, kendi olma deneyimi, kadının bedenini, yaşantısını, algısını ortaya koyarken seçtiği sözcükler bambaşka bu anlamda. Kadın şair tanımı yerine şair kadın diye bir öneri gelmiş. Yani o çok hakikaten tartışmalı bir alan. Hani erkek şair diyoruz demiyoruz. Kadın şair demenin ya da şair kadın demenin evet aslında çok reel bir sebebi var. Çünkü o deneyim başka bir deneyim. Yani bunu bir alt grup olarak da düşünmüyoruz elbette kullandığımızda. Ama hem var olan dilin erkekliğinden, erilliğinden kaynaklanan hem içinde yaşadığımız toplumların patriarkal sistemiyle de bağlantılı olarak işte o yüzden diyoruz ki şu kadar uzun yıllar boyunca biz antolojilerde kadın bir şair, şair bir kadın görmüyoruz. Dolayısıyla tarihsel bağlam var bunun. O yüzden de belki bu ayrım önemli. Evet, şöyle şeyler de oluyor yani, değil mi Olca? Yani bilmiyorum sizler de katılır mısınız? Yani şunlar da oluyor işte, Müslüman şair, eşcinsel şair, devrimci şair. Yani şairin önüne eklenen bütün bu sıfatlar bence eninde sonunda şiirde düğümleniyor. Yani şiire şair. Bakalım, şiire bakalım diyeceğim bütün bunların dışında aslında. Yani kadına yaptığımız vurgu burada şu değil, bazen bu tip ötelemeler de oluyor. Kadın edebiyatı başlığı altında yine bir ikinci alan, yani arka bahçe yaratılıyor da sen de burada oyna. Kadın duyarlı, mutfağını anlat, yaşantılarını anlat, anne oluşunu anlat, annenin kutsallığından bahset gibi. Yani bundan söz etmiyoruz aslında. O yüzden biraz da biz bugün belki kadın vurgusu üzerinde durduk. Yani şair, evet şair dersin, yani onun şiirinin içinde ayrıca şair kimliği, yani şunu da yapabilendir şair, hani masayı yazabilendir şair, demek ki masa da olabilendir, yani yeri geldiği zaman yarattığı personalarda ben, yani ben demek şiirde, ben demek şairin birilcin, yani şairin kendisi değildir. Bizim en temel meselelerimiz bu. Mesela Birhan'dan örnek vereyim. Birhan Keskin'in Kapı şiiri vardır, İncir şiiri vardır. Ben der mesela kapı. İşte yoruldum açılmaktan filan da. Kapı konuşur ama çok güzel bir numara vardır orada. Ya bir başka ben de konuşur, bir özne de konuşur. Yani o yüzden şair kadın da olabilir, çocuk da olabilir, ağaç da olabilir, cinsiyetsiz de kılabilir kendini. Hayvan oluşu deneyimlemek ve bunu yazmak isteyebilir. Yani bu anlamda bir dil, bu anlamda bir bakış üretebilir. Akışkan demem belki biraz o yüzden. Yani su imgesiyle de bağdaştırıyorum ben her zaman şiiri. Fakat politik zaten olarak... gölleri suları da görüyoruz senin şiirinde. Evet, yani politik olarak tabii ki bütün bu oluşları deneyebiliyor olmasını önemsiyorum şairin. Evet, bugün zaten aslında bütün işte insan dışı canlıların, insan dışı varlıkların merkezinden dünyaya ve edebiyata bakmaya çalışan yaklaşımlar da bütün bunları, bu ayrımları çok daha çoğullaştırıyor. Sadece kadın ve erkek ayrımı üzerinden bütün bunları tartışmayacağımızı zaten ortaya koyuyor. Sadece burada sözü edilen aslında biyografik bir deneyim farklılığı. Buradaki tam da yani aslında güzel bir yerden işaret ediyorsun. Son bir soru alacağım. Ondan sonra herhalde yavaş yavaş toplamalıyız.
Bu defa çocukluğa dair bir soru geliyor. Bana da seni ilgilendirebilecek bir soru gibi geliyor çocuk edebiyatıyla ilgilenişin. Şu an çocukluğunun olduğu yerde oluşun. Ben bu pandemi sürecinde biraz takip ettim seni sosyal medyada. Var öyle bir dönüş. Orada böyle ufkunun daha açık olduğu bir yerdesin. Bahçeler var. Benim de hoşuma gidiyor izlerken. Selva İnce'den soru. Şiirinizde sadece kadın sesi değil, sanki kadınla birlikte seyreden, çevresine çocukça bir bakışla bakan, yer yer tanık olan, okuru bu tanıklığa çağıran, yer yer nesneleri de dolaylı olarak bu bakışa dahil eden bir tını var gibi. Siz ne dersiniz? Biraz az önce söylediklerine de ilişkileniyor zaten. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel saptama. Tabii insanın kendi şiiriyle ilgili şiirim şöyle böyle demesi çok zor. O yüzden hemen çocukluğuma kaçarak belki bir şey anlatayım. Tam da dediğiniz gibi yani ben doğayı da yani şiirlerde göreceksiniz. Çok sıklıkla kullanırım. Çünkü yani doğa benim için ayrılmaz bir parça. Her ne kadar cinsiyetçiliğe karşıysam da türcülüğe de o kadar karşıyım. Yani benim çok bu anlamda şanslı bir çocukluğum oldu. Yani ben sokak çocuğuydum. Sokakta oynamak nedir bilirim. Sokağın olurunu, olmazını, çıkarını, çıkmazını bilirim. Yan komşunun bahçesinden en çok eriği, en çok elmayı kim çalacak oyunlarını oynamış ve dizlerini, kollarını, bacaklarını çok kanatmış bir çocuğum. Yani Parmak kaldırdım. Bir kent çocuğu değilim yani o yüzden de 2000'de geldim ya 18 yaşında İstanbul'a geldim. O yüzden hani benim için burada olmak ve yıllar sonra bu kadar uzun süre burada olmak tabii tekrar işte şallarımı giyip anneannemle bağ bahçeye gidip bir şeyler toplamama imkan tanıyor. Yani o ağaçlara yeniden çıkıyorum. İşte ben belki sessizde okuyanlar bilir Dutluk şiiri vardır. Okurdan güzel tepkiler alan, sevilen şiirlerden biri oldu. Yani ben dut ağacına çıkıp dut çok salladım. O dutlar açılan sofra bezine pıtır 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 nasıl düşer ben onu biliyorum. Yani benden geçen, bana değen, beni yakan bir deneyim o ve onu hani belki de bu nedenle de sizlere göre de daha iyi dillendirebiliyorum. Yani o dutu yemişliğim, o ağaca çıkmışlığım, hatta o ağaçtan düşmüşlüğüm çok. Dolayısıyla burada olmak, o çocukluğunun içinde olmak tabii hele böyle bir süreçte burada olmak. Bütün o aslında konuşmanın başından beri belki bazıları için bilemiyorum dağınık zihnim çok mu sıçramalıydı filan zihnimiz bilemiyorum ama aslında hepsini topluyor bir yere. Yani o işte ölüm, doğum, yeniden doğum, çocukluk, bu çocukluğuna şimdi kendi çocuğunla bunu tekrar yaşıyor olma deneyimi, işte senin çocukken çıktığın daha 2 gün sonra kızınla çıkacak olma ihtimali ve onunla yaşadığın o yeni şey. Yani bütün bunlar şiir heyecanıyla aynı benim için. Aynı merak, aynı heyecan diyebilirim. Heyecanın daim olsun diyerek ben de dilerseniz herkese çok teşekkürler bütün katılımcılara hem yorumlarınızla hem sorularınızla hem de varlığınızla ekranda bu kadar yüzü bir arada görmek de bize her zaman çok iyi geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Nazım Hikmet Kültür Sanat Araştırma Merkezi adına da hepinize teşekkür ediyorum. Böyle sanal olmayan şekillerde sohbet edebilmek, yeni etkinlikler yapabilmek üzere herkese iyi akşamlar diyeyim ve sözü son olarak Gonca'ya bırakayım. Sözümüzü, sesimizi birlikte çoğaltma imkanı tanıdığınız için bile isteye adına, kendim adına, burada gelen zamanını veren herkes adına ben de çok teşekkür ederim her birinize. Her katkı, birbirimize dokunduğumuz, birbirimize konuştuğumuz, uzaktan ama yakından her an çok çok kıymetli. Ben dokunmayı seven biriyim. Biraz dokunmatik bir yapım var. Temassızlık beni üzüyor. Ama bana sorarsanız hani şu an kim birbirimize dokunmadığımızı iddia edebilir ki? Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.